Mehmet Teskan, 3 Kasım 2022, Halk TV.com.tr Hani onlar teröristi? Anayasayı değiştirecekler ya, türban ve aile tanımını anayasaya koyarak muhalefeti sıkıştırma niyetindeler ya, anayasa değişikliğini referanduma götürerek manivela yapmak istiyorlar ya, referandumla seçimi aynı güne getirerek karambolden iktidarlarını 5 yıl daha uzaklaştırmanın planını yapıyorlar ya, Adalet Bakanı Bozda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve AKP Grup Başkan Vekili Elitaş, HDP'nin kapısını çalmış, HDP'yi ziyaret etmiş. Sormadan edemeyeceğim. Hani onlar teröristi? AKP zihniyeti böyle. Çıkarına gelince herkes canı ciğeri, ayağına basılınca hain, düşman. İktidar ortağı Bahçeli daha geçenlerde HDP'yi meclisten atmalıyız diye bas bas bağırıyordu. Ne oldu? Terörist partinin kapısını neden çaldılar? Terörist milletvekillerinden ne istiyorlar? AKP işine gelmediği kişiyi, partiyi, siyasi akımı, dönemi yok saymakta maharetli, insanları kandırmakta ustalar. Ticaret Bakanı Mehmet Muş önceki gün söyledi. Son yılları saymazsak AK Parti döneminde enflasyon ortalaması %8-9 civarında dedi. Adam bakan sıkılmadan söylüyor. Sözünün mantığı yok ama iki kişiyi kandırsam, üç kişiyi inandırsam kar düşüncesinde. Bu anlayış AKP'nin politikası oldu. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirası demedi mi? Akılla, mantıkla izah edilecek bir açıklama mı? Son 10 günü çıkar, TL değer kaybetmedi. Son 3 yılı çıkar, enflasyon tek haneli rakamda yerse yerse politikasının ipine en son spor bakanı asıldı. Demiş ki 21 sene önce pek çok alanda olduğu gibi sporda da büyük eksikleri olan ülkeydik. Tesis yoktu, imkan yoktu. Sporcu yetiştirecek antrenör bulunmuyordu. Futbol topu dahi çok değerliydi. 2002 yılının Haziran ayında AKP iktidara gelmeden 5 ay önce milli futbol takımımız dünya üçüncüsü oldu. Aynı yılın Kasım ayında AKP iktidar oldu. Bırakın dünya çapında başarıyı, bir daha dünya kupasına bile katılamadık. 2006'da AKP iktidarda dünya kupasında yokuz. 2010 yine yokuz. 2014 yokuz. 2018 yokuz. Bu ay 2022 Dünya Kupası başlayacak yine yokuz. AKP iktidarı döneminde Dünya Kupası'na katılma sayımız sıfır. Spor Bakanı ne diyor? Bizden önce şu yoktu, bu yoktu. Türk sporu şöyle kötüydü, böyle kötüydü. Ne diyeyim? At Martin'i devreli Hasan Dağlar inlesin türküsünü mü söyleyeyim? Bakana kızamıyorum çünkü onun genel başkanı da aynı. AKP iktidarından önce buzdolabı çamaşır makinesi olmadığını defalarca söylemedi mi? 2002 yılından önce yemekleri tel dolapta saklıyorduk. Çamaşırları da leğene koyup nehir kenarında yıkıyorduk. AKP geldi, ülke buzdolabı, çamaşır makinesi, ambulans yüzü gördü. Taktik belli. Salla gitsin, vatandaş inanır. AKP mantığıyla bakarsan biri de çıkar. Son 8-9 yılı saymazsak Türkiye'de demokrasi var, hukuk var der. Haksız da sayılmaz. Dün öğretmenlerin protesto eylemi vardı. Polis davulcu ve zurnacıyı gözaltına almış. Neden diyeceksiniz? Halay çekilmesine zemin oluşturdukları suçlamasıyla gülmeyin son 9 yılı saymazsak Türkiye demokratik ülke gösteri yürüyüş protesto anayasal hak Mehmet Tezkan